Pınar Hanım, peki şu anda sektörde alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerini kullanan firmalar var mı? Yine araştırırken gördüm ki bizim sektörümüzde aslında hava yolları bu sistemi zaten senelerden beri kullanıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Başkanlığı'nın bir sitesi var ve burada Türk Hava Yolları'nın da dahil olduğu çok önemli 33 tane hava yolu bu siteye üye. Yani aslında bize yeni gibi gelen bu uyuşmazlık çözümleri, alternatif uyuşmazlık çözümleri aslında senelerden beri sektörümüzde kullanılan bir metot. Verebileceğim bir diğer örnekte uluslararası bin otelin üstünde oteli olan işletici bir firmanın bir holdingle olan uyuşmazlığı. Bu da yine alternatif uyuşmazlık çözümleriyle çözülüyor. Yani biraz evvel dediğim gibi tüm uyuşmazlıklarda uygulayabileceğimiz sektörümüzde önemli, etkin ve belgelendirildiği için kalıcı olan önemli bir çözüm metodu. Tahkimin çok değerli ve önemli bir yöntem olduğunu söylediniz. Turizm sektöründe kullanılabilecek. Tahkimden başka yöntemler de var mı alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri Aslında kullanabileceğimiz? tahkim arabuluculuk ve müzakerecilikten daha sonra bence yapılması gereken bir şey. Eğer arabuluculukla ve müzakereyle çözebiliyorsanız çözümleri, çünkü tahkim mahkeme yine biraz daha uzun, yine biraz daha masraflı bir yöntem. Ama eğer sorunlarınızı biraz evvel dediğim gibi arabuluculuk ve müzakereyle çözerseniz, yine elinizde yasal bir belgeniz oluyor ve yine kalıcı bir çözüme ulaşmış oluyorsunuz ve maliyeti daha düşük ve daha hızlı. Dünyanın en büyük uçak havayolu firmalarından bir tanesine danışmanlık verdim bir dönem. Onların bir corporate bölümü var. Amaçları da çok büyük kuruluşların uçak biletlerinin onlar tarafından satın alınması. Yani tamamen örnek veriyorum. IMF dünyanın dört bir tarafına giderken o firmanın uçak biletlerini kullansın diye çok ciddi sayıda müzakerecileri var. Onlara eğitimler verdim ben mesela. Benim aklıma gelen turizm sektöründeki çok değerli eğitim yöntemlerinden bir tanesi bu. Mesela siz buna benzer bize birkaç örnek verebilir misiniz? Size müzakerenin, ara bulucunun veya tahkimin kullanılabileceği olaylar, durumlar, eğitim konuları ya da süreçler neler olabilir mesela? Aslında turizmde her zaman bir satıcı ve her zaman bir alıcı var. Yani etkin müzakere tekniklerini biliyor olmak size her zaman daha fazla satış getirir. Çünkü müzakere ne demek aslında? Sizin karşı tarafı verdirmek istediğiniz kararı vermesini sağlamak. Siz bu teknikleri bilirseniz, bu eğitimleri almışsanız eğer, yani arada bir aslında uyuşmazlık olmasına da gerek yok. Eğer siz etkin müzakere tekniklerini biliyorsanız karşı tarafı daha iyi bir satışa ikna edersiniz. Yani bizim turizmde yaptığımız aslında bu. Her zaman birileri de size bir şey satar, siz birilerine bir şey satarsınız veya tam tersi olur. Onun için hayatınızda bile etkin müzakere tekniklerini bilmek, arabuluculuk tekniklerini bilmek, bunların eğitimlerini almış olmak sadece uyuşmazlıklarda değil, daha iyi sonuçlar almanızda da size çok etkili olacaktır. Onun için ben turizmdeki bütün paydaşların bu eğitimleri almalarını da öneririm. Kesinlikle. Eğitim verdiğim mesela gayrimenkul sektöründe çok değerli bir kurum var. Dünyanın en büyüklerinden o da. Onun da çok güzel bir ekibi var. Ne yapıyor? O gidiyor mahalle gayrimenkul danışmanlarını uluslararası bir hale getiriyor. Bunun da bir turizm versiyonu olduğunu biliyorum. Yani bir yine uluslararası bir marka küçük otelleri diyor ki gel benim markam altında çalış. Uluslararası kalite standartlarında hizmetler sun. Ben de seni bütün ağıma açayım diyor aslında baktığımızda yani. Bu da demiş mesela müzakere yöntemi değil mi? Yani bir otele gidip onun belli bir standartta kalitede olmasını Tabii yani sağlayabilmek. burada satış teknikleri kullanılıyor. Çünkü sizin bahsetmiş olduğunuz aslında otelleri bünyesinde toplayan firma çok büyük bir network satıyor. Yani siz elinizde bir fayda varsa bunu nasıl pazarlayacağınızı da müzakere teknikleriyle, satış teknikleriyle birlikte harmanlayıp
mümkün olduğu kadar istediğiniz oteli portföyünüze katabilirsiniz. Hı-hı. Biraz evvel dediğim gibi aslında arabuluculuk, müzakere teknikleri hayatımızda her an yaşadığımız şeyler. Yani evinizde de eşinizle, çocuğunuzla yaşıyorsunuz. Herkes kendi isteğini en ılımlı şekilde kabul ettirmeye çalışıyor. Hayat böyle bir şey. Hı-hı, kesinlikle. Son sorum Pınar Hanım. Sizce turizm sektöründe çalışan insanlar hangi görevlerde bulunabilirler? Yani alternatif uyuşmazlık çözümünün hangi süreçlerinde çalışabilirler sizce? Maalesef şu anda ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözümlerinde müzakereciler ve arabulucular sadece hukukçular olabiliyor. Hı-hı. Ama yurt dışında bu böyle değil. Biliyorsunuz ki ülkemiz Singapur Konvansiyonu'nu imza atan 54 ülkeden biri. Evet. Ve bu ülkelerde oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlerinde eğer müzakereci sertifikanız varsa bunu yurt dışından da alabilirsiniz. Yurt dışında bu arabuluculuk, uyuşmazlık çözümlerinde arabuluculuk veya müzakereci olarak görev de yapabilirler turizmciler. Ülkemizde de çok değerli turizmcilerimiz var hakikaten. Değerli tecrübeye ve bilgiye sahip turizmcilerimiz var. Onlar da bilirkişi olarak görev yapabilirler. Çünkü bu tarz işlerde muhakkak bir ekspere de başvuruluyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.